Haberin merkezinden merhabalar. Önemli gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, 4-8 Kasım tarihleri arasında açık kalan 32. MODEF Expo Fuarı sona erdi. Fuarın sona ermesiyle birlikte MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Belediye Başkanı olan Ali Nur Aktaş düzenlediği basın toplantısında fuar değerlendirmesi yaptı. Aktaş fuarı 15 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Belediye Başkanı ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nur Aktaş, basın toplantısı düzenleyerek 32. MODEF Expo Fuarı'nı değerlendirdi. 32. MODEF Expo Fuarımızı hayırlısıyla 8 Kasım Cumartesi akşamı itibariyle sonuçlandırdık. Öncelikle bu güzel fuarın oluşmasında emeğe geçen başta çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere emeğe geçen personelimize, ekibimize, beraberinde tabii ki fuarın güzelliği olan, rengi olan Mobilyacı esnafımıza huzurunuza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aktaş fuarımıza 59 farklı ülkeden 2.354 yabancı misafir, ülke çapında ise 77 ayrı ilden 10.704 profesyonel, 1.976 da bileti olmak üzere toplamda 15.034 kişi ziyaret etti diye konuştu. Fuarımıza MODEF Expo 2014'de bu yıl 32.sini yaptığımız fuarımıza 59 farklı ülkeden 2.354 yabancı misafirimiz, ülke çapında ise 77 ayrı ilden 10.704 profesyonel ziyaretçi, 1.976'da biletli olmak üzere toplamda MODEF Expo 2014'de 15.034 kişi ziyaret etti, profesyonel kişi ziyaret etti. Tabii özellikle katılımcı memnuniyetini artan ana unsurlardan bir tanesi yabancı ziyaretçi sayısının artmış olması, hakeza yurt içi ziyaretçi sayısının artmış olmasıydı. Beraberinde her yıl fuarımız gelişiyor, büyüyor, daha kaliteli müşterilerle burada buluşuyoruz. Ve bu manada da mobilyacı esnafımızda bundan ziyadesiyle istifade ediyor. Hep iddia ettiğimiz bir şey var, İstanbul'daki mobilya fuarından sonra biz Türkiye'deki en güzel mobilya fuarını yaptığımızı düşünüyoruz, biliyoruz. Başkan Aktaş her fuarda olduğu gibi bu fuarda da katılımcılardan fuar için anket yaptıklarını kaydetti. Fuarla alakalı memnuniyetlerin ne olduğunu, yine bununla alakalı da çok iyi oranlar yakaladığımızı, genel anlamda bir memnuniyet olduğunu yapılan araştırmalardan ifade etmek istiyorum. Yine iç piyasada bizi ziyaret eden ilk 10 şehirle alakalı baktığımızda, başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Konya ve Balıkesir olduğunu, ilk 10 ziyaret edilim bu şekilde sınırlandığında burada dile getirmek istiyorum. Özellikle biz katılımcı 160 firmamıza sorduğumuzda fuar standımızda ziyaret eden ziyaretçi profili nasıl diye, %64'ü mobilyacı, mobilya satan mağazaların, %15'i ihracatçıların, %12'si iç tasarımcıların, %8'i de diğer müşteri grubunda veya diğer fuar gezen grubunda kişiler olduğunu ifade etmişler. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuara açılış konuşmalarının damgası vurduğuna da dikkat çeken Aktaş, İnegöl mobilyacısı bugüne kadar gözünü budaktan sakındırmadı. İskametine baktı. Gitmek istediği yere hızlı bir şekilde koştu diye konuştu. Bu fuar biraz da açılış konuşmalarındaki ifade edilen konulara damgasını vurdu diyebilirim. Özellikle bulunduğum her ortamda ifade ediyorum. İnegöl mobilyacısı bugüne kadar gözünü budaktan sakındırmadı. İstikametine baktı, hedefine baktı. Hep gitmek istediği yere hızlı bir şekilde koştu. Buna dair de başta belediye olmak üzere sivil toplum kuruluşları bir araya geldi, kenetlendi. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şey gerçekleşecektir. Nihayetinde gönül huzuru içerisinde bu şehrin belediye başkanı olarak hem de MODEF Yönetim Kurulu Başkanı olarak gönül huzuru içerisinde şunu söyleyebilirim. Eksik ve aksaklarına rağmen bir önceki fuardan daha da güzel olan, her yıl standartını yükselten bir MODEF Expo'yu bir kez daha birlikte yaşadık. Tabii ki güzelin daha da güzel var. İnşallah daha güzelini önümüzdeki yıl gerçekleştirmek bizlere nasip olur. Bursa'nın İznik ilçesinde ortadan kaybolduktan 6 yıl sonra kemikleri evlerinin bahçesinde gömülü bulunan emlak zengini 80 yaşındaki Emine ve 86 yaşındaki Ahmet Refik Öner çiftinin cinayet şüphelisi oğulları 56 yaşındaki Kenan Öner, yargılandığı İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. kez hakim karşısına çıktı.
Sanığın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2004 ile 2014 tarihleri arasını kapsayan 12 adet ajanda ve 2 adet okul defteri sanığa gösterildi. Sanık Kenan Öner gösterilen bulguları kendisine ait olduğunu, yazılarında kendisine ait olduğunu belirtti. Ajanda ve defterlerde cinayeti nasıl işlediği yönünde bilgilerin olduğu da iddia edildi. Söz alan Kenan Öner, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dertes yargılaması 8 Aralık 2004 günüdür. Gazi Osman Paşa 1. Asiye Ceza Mahkemesi'nin dosyasında Dertes yer almaktadır. İncelendiğini duydum. Bu mahkemenin dosyası bana geldiğinde savunmamı hazırlayacağım. Şu an başka bir şeyi talep etmiyorum diye konuştu. Neyse, tamam. Söz alan sanığın ablası Zeliha Bedel ise benim anladığım kadarıyla 17, 18, 19 ve 20 Nisan 2008 tarihlerinde sanıkla yaptığım telefon görüşmelerinde sanığın bana kullandığı kelimelerden para için değil ama eşi Canan Öner'in öldürüldüğünü bir şekilde annem ve babamın öğrenmesi nedeniyle önce annemi sonra da babamı öldürdüğü kanaatindeyim diye konuştu. Bir şey yok herhalde. Söylüyorum. Onu söylemek o kadar kolay değil. Doğru. Tamam. Mahkeme heyeti sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 10 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek. Neyse, tamam. Hayrat Vakfı İnegöl temsilcisi Sabrihan Alemdar, Osmanlıca kursların başladığını belirtti sevgili seyircilerimiz. Başkan Alemdar, kurs kayıtlarının ise devam ettiğini söyledi. Hayrat Vakfı İnegöl temsilciliği basın mensuplarına yönelik kahvaltılı program düzenledi. Kahvaltının ardından Hayrat Vakfı İnegöl temsilciliği Sabrihan Alemdar yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Alemdar, Osmanlıca kurslarımızın protokolünü tekrar yeniledik. 5 yıllık yeni bir protokol yaptık. Bu çerçevede Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kurslarımıza başladık diye konuştu. Önce 3 yıllık yapmış olduğumuz protokolü, Osmanlıca eğitim protokolünü tekrar yeniledik. Şu anda 5 yıllık yeni bir protokol yaptık. Bu 5 yıllık yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bütün Halk Eğitim Merkezlerinde Osmanlıca kursları tertip ediyoruz. Sadece Halk Eğitim Merkezlerinde değil, aynı zamanda bizim kendimize ait olan Rehber Eğitim Kültür Derneği'nde de yine halk eğitim kurslarımıza devam ediyoruz. Bu noktada halkımızın bu kurslardan haberdar olmasını ve bu kurslara kayıt yaptırmasını ve bizi kültürümüze, geçmişimize, mazimize bağlayacak olan bu kurslardan istifade etmesini canı gönülden istiyoruz inşallah. Bununla birlikte Osmanlıca malumunuz bizim milli kültürümüzün temelini oluşturuyor. Yani bugün Osmanlıca'da, Osmanlıca yazılmış olan eserlerde bizler için lazım olan, bizler için elzem olan bütün kültürel bilgiler, malumatlar, istifadeler kayıtlı. Fakat bu malumatlar, bu bilgiler malumunuz Osmanlıca yazılmış. Yani bir Osmanlı Devleti 600 sene cihana hükmetmiş, 600 sene cihana hükmederken ya yani orada edinmiş olduğu tecrübeleri, edinmiş olduğu bilgileri, edinmiş olduğu malumatı, ya yani birçok şeyleri tecrübe etmiş ve bu tecrübe etmiş olduğu her şeyi bize bir miras olarak bırakmış. Ya yani devlet nasıl idare edilir? İnsanlar nasıl idare edilir? Toplum nasıl idare edilir? Ve başarılı bir idare sistemi de ortaya koymuşlar. Fakat bu bırakmış oldukları eserleri, bırakmış olduğu bu mirası Osmanlıca olarak bırakmışlar. İşte maalesef bizler o birikimi, o ecdadımızın bize miras olarak bırakmış olduğu o birikimi anlamak, okumak noktasında ve onlardan istifade etmek noktasında nedir? Ciddi bir engelle karşılaşıyoruz. O engelini Osmanlıca bilmiyoruz. Rehber Der Başkanı Metin Tahiller, Cuma günü İnegöl'deki anne ve babalara çocuğumuzu anlayabiliyor muyuz konulu bir konferans düzenleyeceklerini söyledi.
Rapper Der Başkanı Metin Tahiller düzenlediği basın toplantısında Cuma günü yapacakları konferans hakkında bilgiler verdi. Tahiller Cuma günü İnegöl'deki anne ve babalara "Çocuğumuzu anlayabiliyor muyuz?" konulu konferans düzenleyeceklerini söyledi. Rehber Eğitim ve Kültür Derneği eğitim çalışmaları çerçevesinde bu hafta yine bir hocamızı, bir uzmanımızı İnegöl'de ağırlıyoruz. 14 Kasım Cuma akşamı saat 8'de Pedagoji Derneği Başkanı Uzman Pedagog Mehmet Teber hocamızı konferansa davet ettik. Kendileri İnegöl'deki anne babalara "Çocuğumuzu anlayabiliyor muyuz?" adlı bir konferans sunumu olacak. Rehber Eğitim ve Kültür Derneği olarak gerçekten biz çocuk eğitimindeki sıkıntıları, sorunları yakinen üyelerimizden, işittiğimizden bu konulara hususen yakınlık gösteriyoruz. Zira yakın zamanda aile terapisti davet etmiştik İnegöl'ümüze. Bu aile terapistimizin çok orijinal, çok farklı bir ifadesi vardı. Yüzlerce aileye hizmet verdim. Fakat bir tane problemli çocuk görmedim dedi. Problem, sıkıntı kesinlikle anne ve babalarda. Biz de bu bilinçle bu noktaya hususen İnegöl'de bu noktaya parmak basmak vesilesiyle böyle bir konferansı uygun gördük. Gerçekten anne babalı olarak bizlerin ciddi eğitime ihtiyacımız var. Zira şöyle bir mesele var. Derler ki çocuk büyüdüğünde sorumluluk verelim. Ya da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi sorumluluk verelim de çocuğumuz büyüsün. Şimdi biz burada aslında bu olayı karıştırıyoruz anne babalar olarak. Zira Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam 9 yaşında kocaman bir koyun sürüsünü gütmüş. En zor yarlardan, hendeklerden atlatmış. Kurda kuşa yem etmemiş. 9 yaşında idarecilik, yöneticilik noktasında mesafe kat etmiş. İşte bizler çocuklarımıza ne kadar sorumluluk veriyoruz? Çocuklarımızın büyümesi için ne kadar onlara sorumluluk yüklüyoruz? Bunların eğitimini almak, eğitimini öğrenmek noktasında bir çaba, bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. İnşallah İnegöl'deki kardeşlerimizi, hemşerilerimizi bu hafta sonu yani Cuma akşamı saat 8'de olan programımıza davet ediyoruz. Programımızın yeri her zamanki gibi Sani Konukoğlu Konferans Salonu. Buradan tüm İnegöl'lü kardeşlerimize, hemşerilerimize programımızı duyurmuş bulunmaktayız. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure ikramları devam ediyor. Son olarak İnesmek tarafından aşure ikramı yapıldı. Muharrem ayı nedeniyle İnesmek tarafından aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramın ardından belediye başkan yardımcısı Alper Taban bir açıklama yaptı. Bugün İnesmek öğretici personelimizle beraber İnesmek kursiyerlerimizin düşünerek tertiplediği ve kısmen de bunu birkaç yıldır tekrar ettiği, geleneksel hale getirdiği aşure programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii malumunuz Hicri yılbaşıyla beraber Muharrem ayının girmesiyle birlikte bu adet çok güzel bir şekilde ülkemizin her yerinde çok harika sunumlarla organize ediliyor. Tabii burada aşure yapmak kadar yani aşurenin önemi kadar aşurenin içindeki çeşitler gibi toplumun içerisinde yaşayan farklı farklı etnik nüfusa sahip, etnik kökene sahip vatandaşlarımızın da sanki bu aşureye benzer bir mahiyette toplum içinde birlikte yaşadığını görüyoruz. Bu birlik beraberliğin de bu organizasyonların da halkımızın barış ve huzur içerisinde yaşaması noktasında bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum bu tür organizasyonların. İnşallah bu tür organizasyonlar artarak devam edecektir. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen başta eğitimcilerimize, kursiyerlerimize, yöneticilerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tabii bu yapılmış olan aşuremiz bugün içerisindeki
kursiyerlerimizin hepsine hem bu binada hem bizim Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan kursiyerlerimize, eğitim alan arkadaşlarımıza da ikram edilecektir. Onu da özellikle bilgilendirmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Sırada izleyeceğiniz görüntülere bizler yorum yapmadık sevgili seyircilerimiz. Yorumu sizlere bırakıyoruz. Yorumsuz bir haberimizi ekranlarınıza getiriyoruz. Böyle sevgili seyircilerimiz. Hava kirliliği mi, sis mi, onu da sizler artık karar verirsiniz diyoruz ve sıradaki haberimize devam ediyoruz. İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı, Bandırma Sporu ile aralarındaki 3 puanlık farkı kapatıp lider konuma yükseleceklerini belirtti. İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı kulüpte isen de takımdaki son durumla ilgili bir basın açıklaması yaptı. İnegöl Spor'un ligin 12. haftasında Altay ile oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldığını hatırlatarak konuşmasına başlayan İnegöl Spor basın sözcüsü Ahmet Ortakçı, kendi evimizde 3 puan almamış olsak da beraberlikte kötü bir sonuç değil. Şu anda ligde lider Bandırma'nın ardından 23 puanla 2. sıradayız. Takımımızın önümüzdeki maçlarda Bandırma Spor ile arasında olan 3 puanlık farkı kapatıp 1. sıraya yerleşeceğine olan inancımız tamdır dedi. Çıkaramadılar ve kafayı vurdu. Taraftar desteğine değinen Ortakçı, yönetim olarak Altay maçında gösterdikleri ilgi ve destek için taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Takımımızın bu güçlü taraftar desteğinin de etkisiyle daha da iyi yerlere ulaşacaktır diye konuştu. Son olarak İnegöl Spor'un pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Tepecik ile karşılaşacağını hatırlatan Ortakçı, hedeflerin 3 puan olduğunu belirterek, müsabakada sakatlıkları devam eden Raif ve Caner'in yanı sıra sarı kart cezası duruma düşen Okan Deniz'in de forma giyemeyeceğini belirtti. Vurdu savunmadan dönüyor. Düğümün vurdu savunmadan dönüyor. Bu haberle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir başka haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoş ve sen kalın.